Mısır, ülkede huzurun yolunu gözlüyor. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ordu tarafından devrilmesinin ardından patlak veren protestolar sırasında çıkan çatışmalarda cumartesi günü 70 kişi hayatını kaybetmişti. Buna rağmen devrik liderin destekçileri bugün başkent Kahire'de büyük bir protesto gösterisi daha yapmaya hazırlanıyor. Geçici hükümetse kanunları çiğneyenlere verilecek cevabın katı olacağını belirtti. Güvenlik güçleri ayrıca Adeviye Camisi etrafında Müslüman kardeşler yandaşlarının kurduğu ve çatışmalara sahne olan kampın kaldırılabileceği yönünde uyarıda bulundu. Bu sırada Mısır bugün Avrupa Birliği'nin dış politikadan sorumlu yetkilisi Catherine Ashton'ı ağırladı. Ashton, Muhammed Mursi'nin iyi olduğunu ama nerede tutulduğunu bilmediğini söyledi. Devrik Cumhurbaşkanı ile yaptığı 2 saatlik görüşmenin ardından neler konuştukları konusunda bir açıklama yapmayan Ashton, Mursi adına konuşamayacağını belirtti. I also told him in my 2-hour conversation that I was not going to represent his views. 2 saatlik görüşmemiz sırasında onun görüşlerini temsil edemeyeceğimi söyledim. Çünkü şu anda içinde bulunduğumuz süreçte bunu yanlış yapmam durumunda beni düzeltme fırsatı olamayacak. Televizyon ve gazetelere erişimi olduğundan ülkenin durumu ve geleceğe bakma gereği hakkında konuşma fırsatımız oldu. Ashton, Kahire'ye bu ay içinde yaptığı bir başka ziyarette Muhammed Mursi ile görüşmek istemiş ama bu gerçekleşmemişti.